Değerli basın mensupları. Hafta sonunda Filenin Sultanları Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalya alarak bir kere daha göğsümüzü kabarttı. Kendilerini kutluyoruz. Yine hafta sonunda milli kurtuluş mücadelemiz ve partimiz açısından tarihi bir günün Sivas Kongresi'nin yıl dönümüydü. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle Sivas Kongresi bir milleti kurtuluşa hazırlayan kararların verildiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kurultayıdır. Havsa Genelgesi'nden, Amasya Tamimi'nden, Erzurum Kongresi'nden süzülerek gelen, Sivas Kongresi'nde billurlaşan milli ruh, misak-ı milliyle tüm dünyaya ilan edilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları en zorlu şartlarda dahi millet iradesine en yüksek değeri vermiştir. Kurtuluş mücadelemiz ve cumhuriyetimiz bir kişinin değil, bir milletin iradesi üzerinde yükseltilmiştir. Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bize bu toprakları vatan kılmak için canlarını ortaya koyan tüm kahramanları bir kere daha saygı, rahmet ve minnette de anıyoruz. Değerli basın mensupları, bugün uzun bir aranın ardından Okullarımızda yüz yüze eğitim yeniden başladı. Bir buçuk yılı aşkın bir süreni, süreden sonra ders zili yeniden çaldı. Yeni eğitim ve öğretim yılında tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar diliyoruz. Okullar salgın gibi olağanüstü durumlarda en son kapanıp en önce açılması gereken kurumlardır. Çocuklarımızın, ülkemizin geleceği yarınlarıdır. Onların okullarından, eğitimlerinden uzak kaldıkları her gün ülkemiz için telafisi zor bir faturanın daha da kabarıyor deme, kabarması demektir. Türkiye salgında okullarını en uzun süre kapalı tutan ülkelerden biri. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'na üye olan ülkeler arasında Meksika'nın ardından okulları en uzun süre kapatılan ülke Türkiye oldu. Saray yönetimi turizmden ve sanayiden gelecek dövize verdiği önemi maalesef çocuklarımızın geleceğine, eğitimine veremedi. Salgında pek çok öğrenci uzaktan eğitime ulaşamadı. Ulaşanlar da bundan bir şey anlamadı. Bir nesil göz göre göre heba olma noktasına geldi. Şimdi bu açığı kapatmak için hükümete, eğitimcilere verilere ve öğrencilere büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Salgın nedeniyle vefat eden vatandaşlarımızın sayısı geçen yıl bu zamanlarda 50 civarındaydı. Üst üste yapılan hatalar sonucunda bu sayı bugün 300'e dayandı. İşte böyle bir ortamda okulları açıyoruz. Ve sınıf mevcutları hala çok kalabalık olan okullarımız var. Bu okullarda öğrenci yoğunluğunu azaltmak için ikili eğitime geçmek bir seçenek olabilir. Yine öğretmen ve okul personelinde aşısını olmayanlar var. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre öğretmenlerde, öğretmenlerde iki doz aşı oranı yüzde yetmişlerde. Genel aşılanma oranında ise henüz yüzde daha yakalayamadık. Aşılamadaki gecikmeler yavrularımızın da sağlığını tehdit ediyor. Aşılamayı hızlandırmak için gerekiyorsa dünyadaki diğer ülkelerin yaptığı gibi ödül ve teşvik programları uygulanabilir. Sınıfların havalandırılması bir başka sorun. Şimdi kapılar, camlar açılacak deniyor. Deniyor da kış geliyor. Adana'nın, Antalya'nın kışı ile Kars'ın, Erzurum'un kışı bir değil. Bu enlem her yerde ne kadar süre işe yarayacak? Yine bazı okullarımızda doğru dürüst hizmetli personel yok. Bu konuda da bize çok şikayetler geliyor. Böyle bir durumda okullarda hijyen nasıl sağlanacak? Yine kronik hastalığı olan çocuklarımız var. Bu evlatlarımız olası bir bulaş durumunda ciddi risklerle karşılaşabilir. Bu çocuklarımızın eğitimi için mutlaka alternatif bir plan hazırlamak gerekiyor. Milli Eğitim Bakanı bu konuda milletimizi aydınlatmalıdır. Çocuklarımızın sağlığını korumak için alınan tedbirler konusunda tüm veliler bilgilendirilmeli. Eğitim sürecinin tarafı olan bütün unsurlar birlikte hareket edebilmelidir. Yani veli, öğrenci, öğretmen. Değerli basın mensupları, 19 yıldır iş başında olan Erdoğan hükümetleri dış politika, ekonomi gibi pek çok alanda devletin kurumlarını ve kapasitesini tahammüden çökertti en çok zarar verdiği alanlardan biri de milli vasfını bitirip kendi siyasetine meze ettiği vesayet altına aldığı eğitim sistemimiz oldu. Bu kafanın iş başında olduğu ülkemizde 19 yılda 8 kez yani neredeyse her 2,5 yılda bir bir Milli Eğitim Bakanı değişti. Küçücük çocuklarımızın kafasına kapı vurur gibi vurmaya cüret eden bir anlayış, onları bilimle, ilimle, irfanla donatamaz. Mümkün değil. Çocuklarımızın saç tıraşı nedeniyle herkesin içinde azarlayan bu kafa sorgulamayı, analitik düşünceyi bırakın öğretmeyi kendisi bunlardan bir şey anlamaz zaten. Erdoğan hükümetlerinin elinde denetimiz denetimsiz yurtlarda çocuklarımız yanarak can verdi. Sarayın en çok himayesine masar olan vakıflardan birinin yurtlarında çocuklarımız cinsel istismara uğradı. Bunun üstüne de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı çıktı bir kereden bir şey olmaz dedi. Bakan hakkında gen soru verildi, AK Parti oylarıyla reddedildi. AK Partili vekiller o bakanı tebrik etmek için mecliste sıraya girdi. Bu manzaraları milletimiz unutmadı. Bu saray beslemesi vakıfların belediye kasalarına uzanan hortumları yerel seçimlerden sonra büyük ölçüde kesildi. Saray hükümeti bunun üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı üzerinden bu vakıfların yurtlarına adrese teslim yardım yönetmeliği çıkardı. Erdoğan şahsım hükümeti adrese teslim ihale verme konusundaki uzmanlığını bu konuda da doğrusu gösterdi. Güya puanlama sistemi getirerek belli vakıfları isim vermeden tarif ettiler. Şimdi bu vakıflara genel bütçeden kaynak aktaracaklar. Eğitime ideolojik bir pencereden bakan bu zihniyetin elinde eğitimimizin ne hale geldiği ortada. Öğrencilerimiz 37 üyeli OECD ülkeleri içerisinde akranları arasında okuma becerisinde sondan 6. Matematikte sondan 5. Fende sondan 8. Bu yıl üniversite sınavlarında sınava başvuran her 10 adaydan 3'ü yani 1 milyona yakın öğrenci daha ilk aşama temel yeterlik sınavını geçemedi. Ailelerimiz yemiyor yediriyor. Giymiyor giydiriyor. Analar babalar binbir umutla çocuklarını okutuyor. Sonra üniversiteden mezun olan evlatları iş bulamıyor. Ev genci oluyor. Üyesi olduğumuz Uluslararası İşbirliği ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı içinde eğitim becerilerinde de sondayız, sonlardayız. Ama ev genci oranında en baştayız. TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla bile üniversite mezunu işsiz sayımız 1 milyon 13 bin kişi. Her 100 işsizden 27'si üniversite mezun. Yine OECD verilerine göre 15-29 yaş arasında her 10 gençten 3'ü ne çalışıyor ne de bir okulda okuyor. Ev genci olmuş, evde anasının babasının eline bakıyor. Bu işin bir tarafı. Bir de öğretmenlerimiz var. Atanamayan yüz binlerce öğretmen kapıda umutla bekliyor. Ama Erdoğan atanan öğretmenlerin yüzüne öğretmen açığımız yok diyerek kapıyı kapatıveriyor. Atanabilen öğretmenlerimiz derseniz onlar da hak ettikleri gelire ulaşamıyor. OECD verilerine göre 15 yıl tecrübeli lise öğretmenlerine verilen maaş sıralamasında 33 ülke arasında 28. sıradayız. Yani sondan 6.yiz. Lüksemburg'da bir lise öğretmeni Türkiye'deki meslektaşının 3,5 katını. Almanya'daki öğretmen 2,8 katını. Hollanda'daki öğretmen 2,5 katını kazanıyor. Bunlar da 2019 yılındaki rakamlar. Döviz kuru artınca bu makas daha da açıldı. Ama sarayın kibirlisi hala sıkılmadan Avrupa'da öğretmen maaşlarını en hızlı arttıran biziz diyor. Ülkesinin parasını en hızlı pul ettiren de sizsiniz. Öğretmenlerimiz ya özel ders vererek ya ek iş yaparak ayın sonunu getirmeye çalışıyor. Öğretmenlerimiz emekliliğinde bile huzura eremiyor. Emekli oluyor, çalışmak zorunda kalıyor. Hem velilerimiz, hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz böyle bir eğitim sisteminden mutlu değil. Çünkü bu sistemin merkezinde bilim yok. Ortak akıl yok, istişare yok. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında kronikleşen bu sorunları çözmeye kararlıyız. Öncelikle eğitim sistemini paydaşlarla yeniden masaya yatıracağız. Bu ülkenin gençlerine en az çağdaş ülkelerdeki akranları kadar üretecek ve en az onlar kadar kazanmalarını sağlayacak nitelikli bir eğitimi vereceğiz. Sadece öğrencilerimizin değil, yeni neslin ellerinde yükseleceği öğretmenlerimizin eğitiminin de kritik önemde olduğunu biliyoruz. Bugüne kadar yapılan hataları gördük. Başka ülkelerdeki iyi örnekleri inceledik, incelemeye de devam ediyoruz. Bu konuda çok hızlı adımları vakit geçirmeden iktidara gelir gelmez atacağız öğretmenlerimizin 3600 ek gösterge sorununu hemen çözeceğiz. Ekonomi masamızın il ziyaretlerinde görüyoruz. Bu memlekette işsiz iş bulamıyor, işveren de istediği nitelikte işçi bulamıyor. Kuracağımız stratejik planlama teşkilatı sayesinde ülkemizin üretimdeki nitelikli eleman ihtiyacı ile eğitim kurumlarından mezun olacak nitelikli iş gücünü buluşturacak planlamayı mutlaka yapacağız. Liseden bozma üniversitelerde binlerce öğrenci yıllarca okutup sokaklarda işsiz kalmalarına artık göz yummayacağız. Gençlerimizin eli ekmek tutacak, mezun olduklarında yarınlarına da umutla bakacaklar. Gençler bizim politikalarımızın odak noktası. Biz gençlerimizi önemsiyoruz ve gençlerimizi çok ama çok seviyoruz. Genel başkanımız gençlere son 19 yılda ellerinden çalınan hayallerini geri vermeye söz verdi. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında yepyeni bir geleceği gençleri dinleyerek, gençlerle konuşarak kuracağız. Sayın Genel Başkanımız açıkladı. Devir teknoloji devri. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında gençlerimizin teknolojiye ulaşması için her türlü kolaylığı sağlayacağız gelir gelmez ilk 6 ay içerisinde gençlerin ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımlarında ÖTV'yi sıfırlayacağız. İnternete ucuz erişmeleri için ilk internet aboneliklerinden vergi almayacağız. Yine alacakları ilk sıfır otomobilden ÖTV almayacağız. Gençlerimiz arabayı Avrupa'daki akranlarıyla aynı fiyata alabilecekler. Öğrenim kredisi borçlarını faizsiz şekilde ve işe başladıklarında rahatlıkla ödeyebilecekleri taksitlerle yeniden yapılandıracağız. Üniversiteye başlayan gençlere kültür ve sanattan mahrum kalmamaları için bu faaliyetlerde kullanacakları bin liralık kart ya da mobil uygulama vereceğiz. Gençlerimiz başka ülkeleri de görmeli. Dünyada ne var ne yok, başka ülkelerde insanlar nasıl yaşıyor, neler konuşuyor bunu takip edebilmeli. Bakış açıları, dünya görüşleri genişlemeli. Bunu kolaylaştıracağız. Yurt dışına çıkan gençlerimizden pasaport ücreti ve çıkış harcı almayacağız. Kamu yalımlarda zorunlu haller dışında mülakat sistemini kaldıracağız. Mülakat yapılacak çok sınırlı alanda ise mülakatlar kamera kaydına alınacak. Torpil dönemi son bulacak. Hak eden hakkını alacak, liyakat olacak. Bunlar sadece ilk aldayda yapacaklarımız. Doğruları Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında taslaman biz yapacağız. Devleti bilen kadrolar bizde. Biliyoruz ki bu ülkenin kaynağı var. Yeter ki bu kaynaklar bir avuç faiz lobisi, bir avuç yandaş müteahhit, bir avuç pudracı yanaşma için değil, milletimiz için kullanılsın. Değerli basın mensupları, İnsaf imanın yarısıdır. İnsafsız insan gaddardır, merhametsizdir. İnsafsız olan sui zan etmek için her fırsatı kullanır ve hüsnü zandan nasipsiz kalır. Ne yazık ki bugün ülkemiz insafını kaybetmiş bir yönetimin elinde oradan oraya savruluyor. Erdoğan ve onun şahsım hükümeti freni patlamış kamyon gibi, vefayı, insafı, edebi, adabı eze eze geçip gidiyor. En son Rize'de insafsızlığın, vefasızlığın zirvesini gördü. Rize ikizlere de köyünü, dağını, taşını, ormanını koruyan köylülerimiz de ahil herkese hedef aldı. Ankara'dan köylülere destek olmaya giden bizim arkadaşlarımız başta olmak üzere herkese etmedik laf bırakmadı bir dikili taşınız olsun var mı bunların bir dikili taşı diyerek kendince bizi eleştirmeye kalktı. Beyefendi Rize demek çay demek. Çay demek Cumhuriyet Halk Partisi demektir. Çayı Karadeniz'de tanıştıran kim? Çayın kanununu çıkaran kim? İlk çay fabrikalarını Rize'de kuran kim? Hadi Türkiye'nin tarihini bilmiyorsunuz. Kendi memleketinizin tarihinden bilmiyorsunuz bize ayıp etmekten sıkılmıyorsan bari çayın babası tarımcı zihni derinin aziz hatırasına ayıp etmekten utanın. Cumhuriyetin tüm yaptıklarını satıp saldınız. Bari bu eserlerin sahibini bir hayırla yad edin. Hazine ve Maliye Bakanınız 2017-2021 döneminde yani son 4 yılda devlete ait hisseleri, HES'leri, şeker fabrikalarını, taşınmazları satıp 9,5 milyar lira gelir elde ettiğinizi açıkladı. 19 yılda sattıklarınız ise 62 milyar 348 milyon doları buldu. Yine kendi kendinizi başına geçirdiğiniz varlık fonuna sermaye ettiğiniz bu atadan dededen kalan gümüşler nereden geliyor? İnsaflılığın da bir sınırı vardır. Ama ne yazık ki Erdoğan'da bunun sınırı yok. Değerli basın mensupları, dün gece yarısı 2022-2024 dönemini kapsayan orta vadeli program resmi gazetede yayınlandı. Edamat gidince kerameti kendinden menkul yeni ekonomi programı adı da rafa kalkmış. Programın ismi orta vadeli program olmuş. E doğrusu da budur. 5018 sayılı kanuna göre bu programın adı orta vadeli programdır. Yine orta vadeli program ilk defa kanunen yayınlanması gereken tarihte yayınlandı. Yeni bakan yasal sorumluluğunu yerine getirdi. Böylece ama bütçe süreci de yeniden başladı. Resmen başladı. Bu arada orta vadeli programın seçim sürecini de başlattığı dikkatimizi çekiyor. Gelecek yıllara ait büyüme, ortalama döviz kuru, enflasyon, istihdam artışı hedefleri ve işsizlik tahminleri oldukça iyimser. Bu yönetimin ekonomideki son 3 yıllık performansına bakıldığında orta vadeli program sanki Alice'in Harikalar Diyarında kitabı gibi geliyor. Buna rağmen 2011'de Erdoğan'ın 2023 için taahhüt ettiği hedeflerin artık yalan olduğu bu orta vadeli programla son bir kez daha tescillendi. 2 trilyon dolar olması gereken milli gelir orta vadeli programa göre 2023'te o da güya 925 milyar dolar olacakmış. Birincisi ilk 10 ekonomi arasına girme hedefi gerçekleşmiyor. 2023'te dünya ile ilgili tahminlere göre 18. sırada kalıyoruz. 2023'te 25 bin dolar olacak denen kişi başı gelir orta vadeli programa göre dün gece açıklanan 10.703 dolar olacakmış. O da olursa. Erdoğan'ın vaatlerine göre 2023'te 500 milyar dolar olması gereken 2011'de bu vaatlerde bulunmuştu. İhracat orta vadeli programa göre 242 milyar dolarda kalacak. 2023'te yüzde beş olması gereken işsizlik ise bu programa göre %11,4 olacak. Orada kalacak. Bu verilere göre 2023'ün gelir ve ihracat hedefleri iki kattan fazla iskontoya vuruyor. Azalıyor. İşsizlik hedefi ise tam tersi iki kattan fazla artıyor. Şimdi bu vahim tablonun sorumlusu elbette ki Erdoğan'dır. Erdoğan sözünü yerine getiremediği için milletimizden derhal özür dilemelidir. Ne diyor atalarımız? Kabaat samur kürk olsa kimse sırtını almazmış. He, hele hele bildiğimiz Erdoğan kabaatinin sorumluluğunu hiç üstüne almaz. 2023 hedeflerinden yarı yarıya sapmaya rağmen OVP'nin 3 yıllık büyüme tahminleri hala bize göre çok iyimser. 2018-2021 döneminde Yılda ortalama %3,8 büyüyen ekonominin 2022-2024 döneminde %5,3 hızla büyüyeceği neye göre tahmin edilmiş? Soruyorum buradan. Neyi çözdünüz? Milleti batırdığınız borç batağından nasıl çıkaracaksınız? Vergide, argede, eğitimde, tarımda, hukuk devletinde, uluslararası ilişkilerde, yatırım ortamında hangi reformları yaptığınızda verimliliği arttırıyorsunuz? Büyümenin kapsayıcılığını, sürdürülebilirliğini arttıracak hangi önlemleri aldı hangi önlemleri aldığınızda büyüme hızlanıyor? Ucube vesayet rejimiyle bu metal yorgunu kadrolarla bu büyümede hayal olmaktan öteye geçmeyecektir. Yine 2022-2024 döneminde yılda ortalama 1 milyon 170 bin kişilik istihdam artışı yani bu kadar kişiye iş verme öngörülmüş. 3 yıl üst üste 1 milyonun üzerinde iş verilen bir dönem daha önce hiç görülmedi, hiç duyulmadı. 2015-2017 döneminde ekonomi ortalama %5,6 gibi büyürken yani tek adam rejiminden önce yaratılan ilave istihdam yılda ortalama 752 bin kişi civarındaydı. Erdoğan şahsım hükümetinin işbaşı yaptığı son 3 yılda Ortalama büyüme hızı %1,9'a düştü ve bu dönemde bıraktık ilave istihdamı yılda ortalama 459 bin yurttaşımız işini kaybetti. Şimdi 3 yıldır oldukça hırpalanmış bu yıl ise baz etkisinin ve kredi genişlemesinin yardımıyla büyüyen bir ekonomi ne olacak da birdenbire %5'in üzerinde sürekli büyümeye başlayacak? Ne olacak da birdenbire her yıl 1 milyonun üzerinde kişiye iş imkanı sağlayacak. Bunun gerçekçi bir izanı orta vadeli programda görmek mümkün değil. 2022'de Amerikan Merkez Bankası başta olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankaları parasal sıkılaştırmaya başlayacak. Ben buradan soruyorum. Biz yaptığımız ve bundan sonra yapacağımız hangi doğrularla sermayeyi kesintisiz bir biçimde bu ülkeye çekeceğiz? Bunun cevabı da bu programda yok. Tahminlerde olası küresel finansal dalgalanmalar hiç dikkate alınmamış. Özellikle 2023 ve 2024 yıllarında dolarla milli geliri makyajlamak adına kurdaki artış enflasyonun ve deflatörün altında tutulmuş. Bu ne demek? Türk lirası dolara karşı güçlenecek demek. Dışarıda zaten doların Güçleneceği bir dönem başlıyor. Bu nasıl olacak? Neden değerlenecek? Değerlenen Türk lirası ve bozulan dış ticaret haddleriyle net ihracat değerlendiğini düşünelim. Nasıl olacak da büyümeye pozitif katkı verecek? Diğer taraftan orta vadeli programın 2021 enflasyon tahmini %16,2. Bu, Merkez Bankası'nın Temmuz sonunda yaptığı %14,1'lik tahminin üzerinde. OVP'nin 2023 enflasyon tahmini %8. Merkez Bankası ise hala 2023'te enflasyonun %5 olacağını öngörüyor. Yine Merkez Bankası daha bir buçuk ay önce cari işlemler açığının 2021'de 11 milyar dolar olacağını söyledi orta vadeli programsa cari açığın bu yıl 21 milyar dolar olacağını söylüyor. Şimdi bunun hangisi doğru? Bu farklı tahminleri görenler bu ne periz, bu ne lahana turşusu demekte de son derece haklı. Para politikası ve bu politikayı uygulayanların güvenilirliği bu OVP ile ister istemez diye neden sorgulanır hale gelmiş. Yine bütçe tahminlerine bakıldığında 2022-2024 döneminde bütçe açığı milli gelire oranla ortalama yüzde 3,2 olacak. Program tanımlı denge ise önümüzdeki 3 yıl boyunca açık vermeye devam edecek. Ve bütçenin bir de harcama tarafına bakıldığında en çok faiz dobilerinin sevindirecek bütçe olduğu anlaşılıyor bu bütçenin. Faiz harcamalarının bütçe harcamaları içindeki payı önümüzdeki 3 yılda artmaya devam ediyor dolara vurursak 2022-2024 döneminde tam 87 milyar dolar faiz lobilerinin cebine gidecek. Yani önümüzdeki 3 yıl boyunca her gün 79 milyon 354 bin dolar milletin cebinden çıkacak, faiz lobilerinin cebine konacak. Biz boşuna demiyoruz. Bu hükümet faizi de faizciyi de sever diye. Erdoğan ne zaman çıkıp faize laf etse aba sonunda abad olan hep faiz lobileri oluyor. Artık milletimizin karartılan bahtını aydınlatmanın tek yolu sandığım bir an önce milletimizin önüne getirilmesidir. Bu karanlık tünelden çıkmak için yeni kurumlara, yeni kurallarla, yeni kadrolara ihtiyaç var. Bunu yapabilecek vizyon ve iradede Cumhuriyet Halk Partisi'nde var. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı hepimiz için hakkın, hepimiz için hukukun, hepimiz için adaletin ve hepimiz için refahın yüzyılı olacak. Biz hazırız. Milletimiz hazır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Efendim TRT Haber Belgin Aydın. E, MYK toplantısında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la ilgili herhangi bir karar alındı mı? Teşekkürler. Bolu Belediye Başkanı'nın bir kadın hemşerisi hakkında yaptığı yakışıksız açıklamayı kabul edebilmemiz mümkün değil. Sindirebilmemiz de mümkün değil. Ama kendisi hatasını anlayarak kamuoyu önünde özür diledi. Bu özürü de dikkate alarak Bolu Belediye Başkanı'nın bir kadın hemşerisi hakkında yapmış olduğu yakışıksız açıklamalar nedeniyle Yüksek Disiplin Kuralı'na uyarılması talebiyle sevkine MYK'da oy birliğiyle karar verdik. Efendim bize yönlendirilen sorular oldu. Şimdi müsaadenizle onları aktaracağım. İlk olarak Kanal 7'nin bir sorusu var. Soru şöyle. Erzurum'daki taciz iddiaları ile ilgili il başkanı ile ilgili bir süreç başladı mı ya da başlatılacak mı? Cumhuriyet Halk Partisi'nde şunu önce söyleyeyim. Bu tür iddiaların üstü kapatılmaz. Kol kırılır, yen içinde kalır denmez. Taciz asla kabul edilemez. Erzurum İl Başkanı'nın istifası alınmıştır. Bunun dışında süreç yargıda işleyecektir. Hukuk ne diyorsa o olacaktır. Efendim, Ulusal Kanal tarafından Hı -hı. yönlendirilen iki soru var. Ulusal Kanal'ın ilk sorusu şöyle. Hı -hı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir görüşmede Çerkez Etem'e iade itibar verilmesi gerektiğini söylediği belirtildi. Buna tepkiler geldi. Çerkez ete iadeyi iade itibar tartışmasını siz biraz açabilir misiniz? Konuyla ilişkin değerlendirmeniz nasıl olur? Ya nesini açacağım bilmiyorum. Doğru olmayan bir haber üzerinden benim bir açıklama yapmamızı istiyorsunuz. Peki yapmamı istiyorsunuz. Genel başkanımız bir tarihçi değildir. Ama Milli Kurtuluş Savaşı'nı ve bu savaşta kimin ne yaptığını ne yapmadığını da gayet iyi bilir. Şimdi böyle Askaragas Asparagaz haberler üzerinden kamuoyunun gündemini işgal etmenin hiçbir anlamı yoktur. Efendim ulusal kanalın diğer sorusu da şöyle. CHP'den bir heyet Erbil'e gitti. Erbil'de görüşmeler yapıldı ve yapılıyor. Kerkük'te de temasların süreciye belirtildi. Erbil'de yapılan temaslara ilişkin bir ayrıntı verebilir misiniz? Eee Cumhuriyet Halk Partisi heyeti bu ziyarete başlamadan önce eee nerelere gideceğini, kimlerle görüşeceğini zaten açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi devlet protokolü ve işleyişini bilen bir partidir. Dışişleri Bakanlığı'na da ziyaret hakkında bilgi verdi. Şu an başkonsolosluğumuzla irtibat içinde görüşmeleri sürdürüyor. Bu ziyaret partimizin iktidara geldiğinde hayata geçireceği en önemli projelerden biri olan Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı projesi için Görüş alışverişi çerçevesinde yapılmıştır. Amacımız bölge barışını, bölgenin ekonomik gelişmesini, bölgede terörün önlenmesini ve bölge ülkelerinin kendi göbeklerini, kendilerinin kesmesini sağlayacak bir ortamı sağlamaktır. Emperyal güçlerin buraya müdahale etmesini istemiyoruz. Heyetimiz şu anda Kerkük yolunda. Irak Türkmen Cephesi yetkilileriyle görüşecek. Çarşamba günü Türkiye'ye döndüklerinde görüşmeleriyle ilgili daha detaylı açıklamaları da yapacaklar. Efendim tele tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. Amerika Birleşik Devletleri'nin bedeli karşılığında 3 bin Afgan'ın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapılması iddiası kamuoyunun gündeminde. Sizin konuya ilişkin e, açıklamalarınız olacak mı? E rezalet bir iddia ama 250 bin dolarlık konut alana vatandaşlık satarsanız... Eloğlu da bu teklifi yapmaya cesaret eder. Bu iddia vahimdir. Bu işin altı, üstü, önü, arkası vakit geçirmeden ortaya çıkarılmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ay yıldızlı kimliği egemen güçlerin ödeyeceği bedel karşılığında başka ülkelerin vatandaşlarına dağıtılacak bir kağıt parçası değildir olamaz. Daha dün ömerçelik bir mülteci daha alacak tahammülü almaya tahammülümüz yok diyordu. Şimdi sarayın yukarılarında başka pazarlıkların sürdüğü iddia ediliyor. Bunu kabul edemeyiz. Böyle ülke yönetilmez. Böyle yönetim olursa bu ülke tabii ki savrulur. Efendim Tele1, KRT ve Halk TV tarafından yönlendirilen ortak bir soru var. Soru özetle şöyle. Diyanet İşleri Başkanı'nın sosyal medya düzenlemesine ilişkin açıklamaları oldu. Siz bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde herkesin görevleri yasalarla belirlenmiştir. Diyanetin görevi de bellidir. Diyanet İşleri Başkanı'nın da görevi bellidir. Benim bildiğim kadarıyla bu görevler arasında sosyal medyanın denetlenmesi yoktur. Bu ülkede yolsuzluklarla, arsızlıklarla ilgili ağzından bir kelime çıkmayan Diyanet İşleri Başkanı ve Diyanet'in başka her konuda bir fikri olduğunu görüyoruz. Diyanet İşleri Başkanı eğer siyaset yapmak istiyorsa cübbesini çıkartacak, siyasete gelecek. Diyanet İşleri Başkanlığını AK Parti siyasetinin aparatı haline getirmeye bu ülkede kimsenin hakkı yoktur. Efendim, Fox TV tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. AK Parti kulislerinden ve MYK'sından yansıyan haberlerde Türkiye'deki sığınmacılar konusunda bir politika değişikliğinin sinyalleri veriliyor. Erdoğan'ın yeni Taliban yönetimini ikna edebilirse Afgan sığınmacıları iade edebileceği, sadece Afganlar için değil Suriyeliler için de benzer bir planın gündemde olduğu ifade ediliyor. Sizin bu konudaki değerlendirmeniz nedir? Genel Başkanımız bunların yapılması, böyle hareket edilmesi gerektiğini yıllardır söylüyor. Onlar da bugüne kadar genel başkanımıza bu konuyla ilgili olmadık suçlamalarda bulunuyor. Ama belli ki şimdi hatalarından dönmeye çalışıyorlar. O da bugün. Yarın ne yaparlar belli değil. Aklın yoluna bugün gelmişler. Gelmek zorunda kalmışlar. Ama şunu da unutmayın. Daha bir ay önce finansı iyi yönettiğimiz için mülteci almaya devam edeceğiz diyen Erdoğan'dı. Şimdi tam tersini söylüyormuş. Aklı Selim'in gösterdiği bu noktaya gelene kadar bu milletin sırtına en az 40 milyar dolarlık fatura yüklendi. Milyonlarca Suriyeli ülkemize sığındı. Bir de bu gelenlerle ilgili bir bakan yardımcısı anormal bir artış yok diyor. Ya bu bakan yardımcısı bize laf yetiştireceğine sokağa çıkıp bir baksın, görevini yapsın. Son olarak şunu söyleyeyim. Kaybedilen para bir şekilde telafi edilir. Ama bu paraları zamanında millete iş verecek alanlarda kullanmadığımız için işsiz kalan bu nedenle hayatına son veren eğitim hizmeti alamayan sağlık hizmeti alamadığı için hayatını kaybeden insanlarımızın vebalini kim üstlenecek? Bu yanlış politikalar sebebiyle Suriye'de şehit olan yüzlerce askerimizin vebalini kim ödeyecek? Milletimiz hükümetin hatalarının faturasını canıyla ve cüzdanıyla ödüyor. Bu hataları yapanların da ödeyeceği bir fatura elbette olacaktır. Bu hataları yapanların faturasında milletimiz ilk seçimde sandıkta kesecektir.